bismillah dedik, açıldık denize. 4,5 aydır bu işin özlemi var. Aylar geçti, av yasağı sona erdi. Ağlar onarıldı, bakımı yapılan teknelere yüklendi. Limanda aylardır bekleyen gırgır tekneleri halat çözdü. Balıkçılar vira bismillah dedi, ağlarını mavi sularla buluşturdu. Gece boyu devam eden balığı yakalama macerası Büyükada açıklarında son buldu. Tam 80 metre derine ağlar bırakıldı ve ağların büyük bir kısmı da şu anda çekildi. Geri kalan kısmında ise balıklar bir noktaya hapsedildi ve birazdan 25 kişi ağlara asılacak ve balıkları çekmeye başlayacak. Allah ne verdiyse bereket versin diyeceğiz. Şu anda Allah'a şükür denizde geziyoruz. Meraklıyız yani, başka bir şey yok. Ne oldu, ne var, ne onu göreceğiz. Çekilen ağlarda kendini ilk gösteren balık hamsi oldu. 1 kilometre uzunluk ve 20 ton ağırlığa sahip halatlar 25 kişilik tayfa tarafından sabah saatlerinde çekildi. Biz Büyükada çevresindeydik ve yerin yaklaşık 80 metre altında hamsi yakaladık. Yaklaşık 40 kasa hamsi çıkarıldı ve her kasada da yaklaşık 17 kilo hamsi bulunuyor. Beraberinde biraz da istavri çıktı ve bu balıkçı teknesinden hamsinin çıkış fiyatı bugün 100 lira olarak da belirlendi. Buna da kısa günü kârı diyelim. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel olacak. Buna da şükür, bereket versin. Denizi özlemişiz, iyi geldi. İlk ağımız istavritle karışık hamsiyle geçti. İlk gün işte hamsiye çalışıyoruz, şu anda balamız yok. Ve tezgah. Gece tutulan balıklar sabah balık pazarında tezgaha çıktı. Tezgaha çıkan hamsi yüzleri güldürdü. 15 Nisan'da başlayan av yasağı bitti. Balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denize attı. Balıklar da balık tezgahlarında yerlerini aldı. Vira bismillah dedik, ilk gelen hamsi oldu. Hamsinin fiyatı esnafa göre şu an yüksek. İlerleyen günlerde fiyat düşecek. Tezgaha başka balıklar da gelecek. Balık tezgahlarında en çok tercih edilense her zamanki gibi hamsi oluyor. Hamsinin kilosu tezgahlarda 150 liradan alıcısını buluyor. Hamsinin kilosu şu an 150 lira. İnşallah böyle biraz daha balıkçılık yayına oturduğu zaman fiyatlar yerine düşecek, tezgahlar şenlenecek. Bu sene hamsi ve istavritte bolluk olacağı söyleniyor ve çinekop lüferde özellikle. Palamut bu sene biraz az, kıt. Geçen sene palamut çok boldu ama bu sene lüfer, çinekop, hamsi ve istavrit bol olacak.